Güzel canlar hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Aşkını yazılarımı sunuyorum. Günümüz hayır olsun. Hayır olabilmesi için kişinin içinde barışık olması lazım güzel canlar. Bugünkü muhabbetimizin konusu savaş. Bakıyoruz dünyanın birçok yerinde savaş var. Çocuklar ölüyor, kadınlar ölüyor, mazlumlar ölüyor. Ama bunun yanında savaş çıkaranlar servetlerine servet katıyorlar güzel canlar. Savaş insan suretinde şeytan olanların, iblis olanların, nefsemarenin kötü alma arzusunda olanların en doruk noktası güzel canlar. Dikkat edin merhamet yok, şefkat yok, sevgi yok. Sadece almak istediğini almak için öldürmekte, katletmekte, yaralamakta, sakatlamakta. Allah'a insan sevgisinden gidilirdi. Peki insanı öldürerek, zulmederek, zarara ve ziyana sokarak kime gidilir? İblise gidilir. İblis'in dergahına gitmek isteyenler savaş çıkarırlar. Cenab-ı Hakk'ın dergahında selamet bulmak isteyenler ise güzel canlar, onlar barış eğilidirler, selam eğilidirler. Onlar kırmaz, yıkmaz, incitmez, dökmez, kimseye kötü söz söylemez. Çünkü dost gönlünü incitmek, dostu incitmektir. Bu nokta itibariyle haksal irşatta bulunan canlar, savunma koşulu hariç Hiçbir zaman savaş noktasını benimsemezler. Çünkü savaş yokluktur, kıtlıktır, ölümdür, kandır, zarardır, ziyandır, merhametsizliktir, şefkatsizliktir, sevgisizliktir. Ama savaşı barışa getirmek ise Cenab-ı Hakk'ın koşuluna gelmek demektir. Barış neydi? Bir insanın kendisiyle ve cümle varlıklarla uyum içerisinde yaşamanın adıydı. Barış insan sureti suretinde özde insanlık mertebesine gelenlerin cümle varlığı sev, sevip onlarla uyum içerisinde yaşayanların yaşamıdır. Ben barış içindeyim demek ben hak noktasında bütün varlıklarla birlikte onların işleyişindeyim demek. Savaş ne demek? Ben onların dışında ayrılık ve gayrılığı perdeyi koydum. Ayrılık ve gayrılık içinde olanlar savaşır. Birliğe ve tevhide gelenler barışık bir toplum yaratırlar güzel canlar. Surette insan, sırette iblis olanlar insana, insanlığa ve cümle varlığa zarar verirler. Ve bunlardan asla hayır gelmez. Neden? Çünkü nefsi emmarenin en doruk noktası. Öldürerek kazanmak. Düşünün savaşta insanları öldürerek zafere ulaşan, ulaştığını sananlar asla en büyük kayıptadırlar güzel canlar. Sırette iblis olanlar nefsi emmarenin kötü alma arzusu için her türlü kötülüğü yapıp yeryüzünü kaosa çevirebilirler. Mazlumların canını acıtırlar. Silahlarıyla, toplarıyla, nükleer bombalarıyla toprağı, suyu, her şeyi zehirlerler güzel canlar. Dikkat edin kapitalist sistem içerisinde üretim yapan devası fabrikalar suları kirletmekte, toprakları kirletmekte. Çokça haberlerde rastlarız. Suyun rengi değişti falan yerlerde atıklar var. Denizden efendim kimyasal variller çıkarıldı. Oysa biz doğayla uyum içerisinde, sevgi içerisinde yaşamayı başarmamız gerekir. Surette iblis olanların saldırılarına karşı meşru müdafaa hariç güzel canlar her türlü savaş insanı öldürecek ve bu insanlık suçu olacaktır. Bir insanı öldüren bütün insanları öldürmüştür. Bu nokta itibariyle bu kelime hem çok detaylı ve geniş, İsterseniz dışarıda bir insanı öldürün, isterse bunun üst düzeyinde bir insani kamil, bir insani kamili öldürmek kainatı öldürmek demektir güzel canlar. Neden? Çünkü cümle alemler o insan-ı kamilin kendisi içinde cem ettiği noktada. Dışarıdakinin içinde de var ama o farkında değil. Bir insanı öldüren bütün insanları öldürmüştür. En kutsal savaş kişinin kendi nefsi emmaresiyle kötü alma arzusuna karşı yapacağı savaştır ki Gerçek cihat budur. Cihat bir ülkeyi fethetmek, bir ülkenin topraklarını ele geçirmek, onları kendi inancına getirmek demek değil. Cihat insanın nefsi emmaresini ıslah edip terbiye ederek beden denilen bu şehri ele geçirmek. Nefsi emmarenin kötü alma arzusunu ıslah edip bedeni ele geçirene Fatih denir. Bakın iki türlü Fatih var. Şeriat eğiline göre ülkeleri fetheden, toprakları fethedene Fatih denir. Haksal irşatta ise beden toprağından iblisi, şeytanı, nefsi emareyi, kötü duygu ve düşünceyi sürerek, oradan atarak onu ele geçiren kişiye Fatih denir. Adem bir fatih midir? Fatih'tir. Bütün nebiler, resuller fatih midir? Fatih'tir. Veliler de şu anda da bakın bizler de bedenimizin fatihi olma noktasında nefse emmaremize karşı savaş açmak açmış durumdayız. Nefse emmareme savaş açıyorum demek ben kimseye zarar ve ziyan vermek istemiyorum demek. Ben neyse Marem'in elinden kurtulmak istiyorum demek eğer kurtulmazsam sıkıntı olur. Bu yüzden bir an önce bu nefsi emmareden kurtulup Cenab-ı Hakk'ın haksal toprağında herkese hizmet etme, aşk ile ihsan etme noktasına gelmek istiyorum demek. Demek ki en kutsal savaş neymiş? İnsanın kendi nefsi emmaresine karşı açmış olduğu savaştır. Tek meşru savaş bu güzel canlar. Tek meşru savaş. Diğer insanların birbirine açtıkları savaşların hiçbiri meşru değil. Sadece savaşlar içerisinde savaşı açıp zalimlik yapan, zulüm edene karşı savunma koşullarıyla mücadele edenlerin ki meşru oldukları için onlar davalarında haklılar. Neden? İblis kılığındaki insanları durdurarak diğer insanlara zarar vermesini önleme noktasında can bedeliyle bir mücadele içerisine girerler. İşte sadece bunların savaşı meşru müdafaa noktasında haktır. Dikkat edin. İmam Ali meşru müdafaa dışında hiçbir savaşta başlatan kişi olmamıştır güzel canlar. Bu savaştan galip çıkanların tek amacı barış ve selamet içerisinde insanı yaşatma, insana esenlik verme, insanı huzura ve güzelliğe getirme noktasında amaçları var. Ama dikkat edin dışarıda kalan adamın insanı huzura getirmek diye derdi yok. Tek derdi arzularını, menfaat ve çıkarlarını tatmin etme üzerine. Haksal irşada giren kişi ikrarla şunu diyor. Prim ben insana, insanlığa ve cümle varlığa saygı ve sevgiyle bakıp hürmetle hizmet etmek istiyorum. Kırmadan Yıkmadan, incitmeden, dökmeden, zulm etmeden, zalim olmadan, güzel canlar şunu bilin ki, nefse maresini ıslah etmemiş hiçbir adam iyi bir adam değildir. Neden? Nefse maresini ne zaman harekete geçip? onu o zalimlik noktasına getireceğini bilemez. Bakın dünyada çok garip savaşlar var veya da katliamlar. Birçok ülkede azınlıkta olanlar komşularıyla çok iyi geçinmiş. Fakat milliyetçilik veya da kör inanç dediğimiz dincilik noktasında bir savaş çıkmış. Bakmış ki kendi komşusu kendisini öldürüyor. Biz Maraş'ta bunu yaşamadık mı? Yaşadık. Çorum'da yaşamadık mı? Yaşadık. Çok iyi geçiniyorlardı. Ama bir mezhep kavgasıyla mezhebinin kutsal olduğuna inanarak oradaki canları katleden yani komşusunu katledenler oldu. Bu nokta itibariyle iyi koşul demek Cenab-ı Hakk'ın koşulu demek. Genelde insanlar şunu diyor ben iyiyim ben kimseye zarar vermiyorum ki kimsenin malında canında gözüm yok. Ama kafanın arkasında, düşüncelerin içerisinde, duyguların içerisinde bunu ne zaman çıkacağını bilemezsin. Haksal koşula gelmemiş her insan her an her tehlikeyi saçabilir, her türlü kötülüğü yapabilir güzel canlar. Ama haksal irşat içerisinde nefsini ıslah eden adamdan kimseye zarar gelmez. Devletlerin, toplumların, belli grupların arasında sorunları insanca çözemeyip, bakın dikkat edin, ekonomik, siyasal, menfaat, çıkar, işgal ederek, nefsemarelerinin alma arzularını ordularıyla, silahlarıyla, vurarak, öldürerek, katlederek, zarar ve ziyan vererek insanlar savaş yaparlar. Bakın hepsi nefsin Maren'in alma arzusu. O ülke çok güzel. Orayı fethedersek onların zenginliğini de elimize geçirmiş oluruz. Veya da dinsel savaşlarda bakın bir din diğer dini yok etme noktasında. Oysa Allah katında bakın din İslam diyor. Allah katında din dinle barışık duruma gelmen lazım. Herkesin hak ve hukukuna riayet etmen lazım. Örneğin haksal irşada giren her can ateiste de saygı ve sevgiyle bakacak. Deiste de bakacak. Panteiste de bakacak. Yeryüzünde yaşayan cümle varlıklara saygı ve sevgiyle bakacak. Güzel canlar Allah isterseydi tek bir toplum, tek bir ümmet yaratırdı. Ama dikkat edin. Sınav denilen şey herkesin edinimleri, inançları, alışkanlıkları, doğumları üzerine. Bu nokta itibariyle haksal irşatta olan hiçbir kimse hiçbir ırkı, cinsi, rengi kınamayacak. Her inanca hoşgörüyle bakacak. Hallacı Mansur'un bir öğrencisi çarşıda bir Yahudi ile tartışıyor. Siniri tepesine geliyor. Diyor ki sus be pis Yahudi köpek. O an hocası olan Hallacı Mansur'la göz göze geliyorlar. Hallacı Mansur öğrencisine diyor ki içindeki köpeği sustursana. Ne kadar güzel değil mi? Demek ki hepimiz kendi içimizdeki nefsemarenin kötü niteliklerini susturursak o zaman savaşı da susturmuş oluruz. Barış denilen bir noktaya gelmiş oluruz güzel canlar. Kendisiyle barışık olan bir adam herkesle barışıktır. Barışık demek ben hak noktasındayım demek güzel canlar. Siz? Allah'ın yarattığı varlıklarla hiç savaş içerisinde olduğunu gördünüz mü? Veya düşünün elma çekirdeği elma ağacını meydana getiriyor. Elma ağacının dallarından hangisi birbiriyle çatışıyor, kavga ediyor? Hiçbiri. Ama kötü duygu ve düşünceleri olan nefsemarenin bataklığında olan insan birbiriyle çatışıyor menfaat için. Çıkar için nefsi emmaresinin alma arzusu için işte biz bu alma arzusunu aşk ile ihsan etme noktasına getirirsek savaşları da durdurmuş oluyoruz kapitalist ve emperyalist sistemler nefsi emmarenin en üst düzeyde işlediği bencil egoist merhametsiz şefkatsiz zalimliğiyle zulmeden bir sistem. Biz antikapitalist miyiz? Antikapitalistiz. Biz antemperyalist miyiz? Antemperyalistiz güzel canlar. Ama hakkaniyetçi bir anlayışla. Bakın biz sosyalist, komünist, sosyal demokrasi anlayışıyla değil. Rıza şehri insanları olma anlayışıyla. Çünkü rıza şehri insanları nefsi emmarenin alma arzusunu ıslah eder sosyalizmde nefis ıslahı var mı? Komünizmde var mı? Sosyal demokrasi de var mı? Yok. Bakın dikkat edin. Her şeyi yaşama noktasında özgürlük özgürlük deyip farklı noktalarda hareket ederler. İnsanı barışık topluma getirecek tek sistem hakkaniyet. Tek sistem rıza şehri güzel canlar. Bunun dışındaki bütün sistemler zulmeder. Neden? Çünkü nefse emmarenin alma arzusunu terbiye etmek, ıslah etmek diye bir dertleri yok. Ama bakın biz burada ne yapıyoruz? Kendi nefse emmaremizi ıslah etmek nok. Yani savaştan çıkmak istiyorum. İnsanlarla olan savaştan, varlıklarla olan savaştan. Bunun için de önce kendi içimde beni diğer varlıklara savaş noktasına götüren düşüncelerden, duygulardan, eylemlerden çıkmam gerekiyor. Çıkmazsam ne yaparım? Savaşırım. İçimde kin oluşur, kibir oluşur, bencillik oluşur, kıskançlık oluşur, merhametsizlik ve şefkatsizlik oluşur. Bunlar oluşunca ne oluyor biliyor musunuz? Sizin dışınızdaki herkes sizden ayrı her an zarar verebilecek noktaya geliriz. Çok kötü bir koşul bu güzel canlar. Barış onurlu, haysiyetli, kendini bilen, faziletli insanların işidir. Erdemliler topluluğun işi barışık bir toplum yaratmaktır. Savaş onursuz, haysiyetsiz, merhametsiz, şefkatsiz insan suretinde ama şeytan olanların işi güzel canlar. Şimdi adam diyor ki şeytana lanet okuyorum. Bakın dikkat edin. İslam dünyasında Kur'an okunmaya başladığı zaman şöyle başlanıyor. Evzu billahi şeytani racim. Ne demek? Şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım demek bu güzel canlar. E, sürekli okuyorlar. Bu Müslümanların arasında şeytan müthiş çalışıyor. Hristiyanlar yine şeytan noktasında lanet ediyor. E bugün Hristiyan devlet dediğimiz bütün devletler dünyanın kanını emmiyorlar mı? Sömürmüyorlar mı? Emperyalist denilen en büyük ülkeler bunlardan oluşuyor. Bu nokta itibariyle barış faziletli insanların işi. Savaş erdem fazilet denilen güzelliklerden uzak olan yüreği katılaşmış nefsi emmarenin hükmünde olanların işi güzel canlar. Savaş iblisin en üst zirve yaptığı nokta. İçinizde kin varsa, kibir varsa, kıskançlık varsa, çekememezlik varsa, dedikodu varsa, yani bütün kötü ve duygular işliyorsa Burası bizim iblisle birlikte tavan yaptığımız nokta. Ama bunun yerine sevgiyi, aşkı, merhameti, bütün güzellikleri doldurduk. Bu elde haksal noktada zirve yapıyoruz güzel canlar. Savaşta insanlık susar, merhamet biter, ölüm ve kan kokar, zarar ve ziyanla yeryüzü tarumar olur güzel canlar. Ama savaşların karşısında susmak o zalimle birlikte o zulme katılmak demek. Hazreti Ali ne diyor? Ulaşamıyorsanız, yardım edemiyor, edemiyorsanız da duyurun. Güzel canlar, bizim tarafımız mazlumların, bizim tarafımız garibanların, ezilenlerin, sömürülenlerin tarafı. Bu nokta itibariyle savaşlar içerisinde kim haksız ise nefse emmarenin alma arzusuyla hareket ediyorsa bizim onun tarafı olmamızın mümkünatı yok. Dünyanın neresinde bir mazlum acı çekiyorsa onun acısı bizim acımız olsun. Hepinize saygı ve sevgilerimle günümüz hayır olsun güzel canlar.